İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Doğu Ermenistan davaları geri çekerek Bakü'nün hakkını doğrulayacak. Alma ata bildirgesi nedir? Bölüm 3. Rusya Ermenilere karşı yapılan soykırımı Arminosidi tanıdı mı? Avrupa Birliği Arta halkına akıl almaz bir öneride bulunuyor. 82 yaşındaki Stepana Gert vatandaşı 27 Eylül'de kayboldu. Fransa Büyükelçisi İranla birçok konuda anlaşmazlığımız var ama Doğu Ermenistanla ilgili konuda hemfikiriz. Stepanakert'te kültürel soykırım, kültür sit. Doğu Ermenistan davaları geri çekecek ve Bakü'nün hakkını doğrulayacak. Geçtiğimiz hafta Doğu Ermenistan basınında Ermeni tarafının Bakü'nün bir başka saçma talebini yerine getirmeyi, yani Bakü'ye karşı tüm uluslararası mahkemelerde açılan davaların düşürülmesini kabul ettiği yönünde haberler çıkıyordu. Üstelik Bakü iddialarından vazgeçmiyor ama Doğu Ermenistan elitleri Ermeni tarafının yetkililerine Bakü'ye yönelik iddialardan vazgeçmesi için başvuru hazırlamaları talimatını verdi. Uzmanlar daha 2021 yılının başlarında Doğu Ermenistan hükümetinin uluslararası mahkemelere sunulan iddiaları Ermeni siyasi haklarını dışlayacak şekilde Bakü'nün birdenbire güç kullanımı, saldırganlık ve işgalle suçlanmadığı konuların ele alındığını sadece insani anlamda ve Bakü'nün hakkı tanınarak iddianamenin hazırlandığını yazdılar. Ancak Ermeni hakları o kadar açık, Bakü'nün hakları o kadar sıfır ki bu şekilde açılan davalar bile Aliyev, Paşinyan, Putin, Erdoğan planlarıyla çelişiyor ve Ermeni haklarının tanınmasını ve Bakü'nün yargılanmasını tehdit ediyor. Doğu Ermenistan'ın iddiaları bu şekilde hazırlanmış olsa bile geri çekmenin nedeni budur. Bu çerçevede Batı Ermenistan, Artsakh'ın ve Artsakh halkının hakları için mücadele etmeye devam ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan'ın ofisi Artsak'tan zorla yerinden edilen ailelerin uğradığı maddi ve manevi zararlarla ilgili hukuki işlemleri sürdürüyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahmyan, Artsakh vatandaşlarından başvuruları ve gerekli belgeleri toplamaya devam ediyor. Batı Ermenistan Artsah'ın Bakü ile hiçbir ilgisinin olmadığını ilan etmekten korkmuyor ve tüm davaların anlamı da Artsah'ın Ermeni olduğunu ve Artsah halkının yerli olduğunu kanıtlamak. Bağımsız Devletler Topluluğunun oluşturulması hakkında 8 Aralık 1991'deki anlaşmasından ve 21 Aralık 1991 tarihindeki Alma-Ata Deklarasyonunda yer alan toprak bütünlüğüne ve sınırların dokunulmazlığına saygı hükmünün bağımsız devletler topluluğu üye ülkeleri arasındaki mevcut sınırların neler olduğu ve bu veya bu devletin hangi bölgeyi kapsadığı sorusuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri her birini sınırları yalnızca 22 Ocak 1993'te kabul edilen ve Bakü'nün taraf olmadığı bağımsız devletler topluluğu tüzüğüne göre tanınmıştır. Almata Deklarasyonu'nda yer alan sınırların dokunulmazlığına ilişkin madde açık ve net bir içeriğe sahip olup esas itibariyle toprak bütünlüğü ilkesinin önemli unsurlarından biridir. Sınırların dokunulmazlığı ilkesi devletler arasındaki yasal veya fiili sınırlara tecavüzün yasaklanmasını ifade etmektedir. İhtilaflı sınırlar bağlamında sınır komşusu devletlerin sınır anlaşmazlıklarını güç kullanarak çözmesini yasaklıyor. Sınır dokunulmazlığı ilkesinin içeriği devletlerin mevcut sınır çizgisine yerinde saygı gösterme ve sınır çizgisinin keyfi olarak yerinde hareket etmesine, sınır çizgisinin izinsiz veya belirlenmiş kurallar dışında geçilmesine izin vermeme yükümlülüğünü içermektedir. Aynı zamanda her egemen devletin sınırlarının insanlar ve araçlar tarafından geçişini kontrol etme hakkını da içerir. Dolayısıyla hem toprak bütünlüğüne saygı ilkesi hem de sınırların dokunulmazlığı ilkesi belirli bir egemen devletin topraklarının ne olduğu ve bu topraklara nelerin dahil olduğu sorusuna cevap vermez ve veremez. Dolayısıyla Alma Atan'ın açıklamasından Yerevan'ın Artsah'ın Bakü'ye ait olduğunu tanıdığı sonucu çıkmıyor. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenioside ilişkin hukuki araştırma yapma ihtiyacı Ermeni gerçekliğinin karşı karşıya olduğu en ciddi zorluklardan biridir. Çeşitli nesnel ve öznel nedenlerden dolayı uzun yıllar boyunca Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosit ile ilgili konular temelde soykırım olgusunun tüm bileşenlerinin tarihsel gerçeklerin analizi ışığında birbiriyle ilişkili niteliğini, içeriğini ve sonuçlarını belirlemeye ve değerlendirmeye izin vermedi. Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit'in kurbanlarının 109. anma töreni yapılması sadece bir rakam değildir tarihin tabletlerinde kanla yazılmış bu korkunç trajediyi görmezden gelmeye çalışan, daha da kötüsü direnen ve yazılan gerçekleri inkar eden devletlere ve insanlara karşı saygısızlığın, kibrin, nefretin, zorbalığın, tecavüzcülerin soyundan gelenlere bu saygısızlığın, kibrin, nefretin sınırıdır. Ancak bu arka plana karşı Rus politikacıların ve toplumun görüşleri önemli ölçüde değişmedi ve soykırım konusunu Ermenilere bıraktı. Türk yanlısı güçlerin Ermenilere uygulanan soykırımı Armenosidi inkar yönündeki çabaları ise tam tersine kamuoyunun görmezden gelmeyi tercih ettiği şeylerle güçlendi. Ana mesaj soykırım Armenosid meselesi üzerinden uluslararası ilişkileri karmaşıklaştırmak istemiyoruz. Çünkü konuyu gündeme getirerek Rusya topraklarında yaşayan Azerbaycanlıların ve Türklerin duygularını inciteceğiz. Bugün kurbanların 109. anma töreninin acı bir şekilde yaklaştığı bir dönemde Türk yanlısı lobinin Rus yetkililer ve kamuoyu üzerindeki baskısının giderek güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu tür hoşgörünün savunucularına 1895-1922 yıllarındaki olayları Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit olarak nitelendiren Rusya Federasyonu Meclisi Devlet Duması'nın 14 Nisan 1995 deklarasyonlarının tam metninin mevcut olduğu bir yasal ortamda yaşadığımızın sık sık hatırlatılması gerekir. 1917 devriminden sonra itilaf devletlerine karşı mücadelenin ve Kafkasya'nın Sovyetleştirilmesi fikrinin Sovyet Rusya ile Kemalist Türkiye'nin birleşmesine yol açtığını hatırlamak gerekir. Bu birliğin sonuçları Serb Barış Antlaşması'nın tanınmasıyla baltalandı. Sonuç Vahşi Aleksandropol Antlaşması ve ardından Doğu Ermenistan'ın hızla Sovyetleştirilmesi oldu. Her ne kadar Sovyet Rusya hükümeti Aleksandropol Anlaşması'nı, Moskova Anlaşması ve ardından Kars Anlaşması'yla tanımasa da Sovyet Rusya'nın o zamanki hükümeti ve onun uydusu Sovyet Ermenistan'la birlikte Ermenistan'ın bölünmesini esasen tamamlayıp Türkiye'ye 100 bin kilometre kareden fazla, Azerbaycan'a ise yaklaşık 30 bin kilometre kare hediye ederek Ermeni nüfusu Nahiçevan ve Arsak'ın Bakü'nün yetki alanına verdi konuyu daha detaylı olarak Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Avrupa Birliği heyeti temsilcisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunda yaptığı konuşmada, Bakü'nün Arsat'ta gerçekleştirdiği etnik temizlikle dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki insan hakları durumuna değindi. Özellikle açıklamada şöyle deniyor. Avrupa Birliği 1991 Alma Ata Deklarasyonu'na olan bağlılıkları doğrultusunda Doğu Ermenistan ile Bakü arasında egemenlik, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğünün tanınması ilkelerine dayanan istikrarlı ve kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik sürekli desteğinin altını çizer. Avrupa Birliği Brüksel çözüm süreci aracılığıyla bu hedefe yönelik çabaları kolaylaştırmaya tamamen kararlıdır ve taraflara sürece iyi niyetle katılmaları çağrısında bulunur. Avrupa Birliği, Artsakh Ermenilerinin haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin Arsah'a gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşleri ve özellikle evlerinde onurlu bir şekilde yaşama hakları için koşulların yaratılmasını Korkutma veya ayrımcılık olmaksızın eşit derecede vurgulamaktadır. Ayrıca yerel halkın kültürel mirası ve mülkiyet hakları etkin bir şekilde korunmalı ve güvence altına alınmalıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının eksiksiz uygulanması son derece önemlidir. Avrupa Birliği temsilcisi benimsediği yerli halkların haklarına ilişkin bildirgeye göre Artsakh'taki yerli Ermeni nüfusunun kendi topraklarında egemen olduğunu dikkate almıyor. Kafa karışıklığı sürüyor. Eylül olayları ve bu süreçte yaşananlar ve göç, Emiryan ailesine 5 aydan fazla bir süre huzur vermedi. Arev Emiryan, 27 Eylül'den beri aranan 82 yaşındaki babası Gavruş hakkında gazetecilere konuştu. Arev Emiryan, Babasının tüm hayatı boyunca Martuni bölgesinde yaşadığını belirtti. Babası doktordu. Dolayısıyla Martuni ve çevresindeki yerleşim yerlerinin tıbbi tesislerinde çalışarak art saha tüm mesleki yeteneğiyle hizmet etmiştir. Savaşlar sırasında askeri hastanede meslektaşlarına katılarak yüzlerce hayat kurtardı. Biri Beyaz Ordu'daki arkadaşlarına adadı, diğeri kahramanlık hikayelerini belgelediği iki kitabın yazarıdır. Kızı gazetecilere 27 Eylül öğleden sonra Stepanagert'te bir fırının çalıştığını bilen Gavruş'un barınak sakinlerine ekmek bulup götürmeye karar verdiğini söyledi. Gitti ve bir daha geri dönmedi. Stepanagert'teki aile üyeleri Gavruş'un ortadan kaybolmasıyla ilgili tüm ilgili yapılara bilgi verdi. Aramalar başlatıldı ancak sonuç alınamadı. Birkaç gün sonra onlar da Doğu Ermenistan'a taşındılar. Arev Kendisi ve kız kardeşinin buradan o sırada hala Arsak'ta bulunan kurtarma ekibine ardından da Kızıl Haç'a başvurularını söylediler. Sünik ve Bayotsor bölgelerinde kayıtlı Arsak vatandaşlarının verileri tespit edildi. Doğu Ermenistan'da faaliyet gösteren tüm bakım merkezlerinde arandı ancak olumlu yanıt alınamadı. Arev ve kız kardeşi Bakü'nün Stepanagert'teki Arsak vatandaşlarıyla ilgili yayınladığı görüntüleri dikkatle takip etti. Babalarını görmediler, kimseyi de ona benzetemediler. Arev Emiryan, kızıla çalışanları Martuni'ye evimize bile gittiler. Herhangi bir iz, herhangi bir bilgi maalesef şu ana kadar yok dedi. Biz etki alanları açısından düşünmüyoruz her devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkı çerçevesinde düşünüyoruz. Bu düşünceyi Fransa'nın Doğu Ermenistan'daki Büyükelçisi Oliver Dekotini gazetecilere yaptığı görüşmede ifade etti. Fransa'nın Doğu Ermenistan'daki Büyükelçisi Oliver Dekotini yaptığı açıklamada Bakü'nün aktif olarak Ankara'dan, İsrail'den ve diğer ülkelerden silah satın aldığına atıfta bulunarak Aliye Fransa'yı Doğu Ermenistan'ı silahlandırmakla suçluyor ve Kafkasya bölgesinde gerilimin artmasına katkıda bulunan bazı çevreler Fransa'nın temsil ettiği Avrupa Birliği'nin bu yolla Rusya'nın Güney Kafkasya'daki rolünü zayıflatmak istediği görüşünü de dile getiriyorlar derken sözlerine şöyle devam etti. Aslında bu sadece Fransa'nın endişesi değil. Doğu Ermenistan'ın komşu devleti İran'da son birkaç yıldır Doğu Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin endişelerini defalarca dile getirdi. Pek çok konuda İran'da aynı fikirde değiliz ama üzerinde anlaştığımız konu şu ve aslında tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletler bu konuda hemfikir olmalı. Çünkü Birleşmiş Milletler şartı uyarınca tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletleri diğer üye devletlerin bütünlüğünü ve egemenliğini tanımalı ve desteklemelidir bu genel bir yükümlülüktür. Bakü'nün dile getirdiği endişelere gelince Doğu Ermenistan'a sağladığımız işbirliğinin teçhizatın türünün tamamen ülkenin savunmasına yönelik olduğundan emin olabilirler. Güzel bir örnek vereyim. Hava savunmasından bahsederken eğer Doğu Ermenistan'ın hava sahasına girmezseniz asla Doğu Ermenistan'ın hava savunmasıyla karşı karşıya kalmazsınız. Bu bir savunma kabiliyetidir dedi. Ona göre Doğu Ermenistan'la savunma işbirliği Doğu Ermenistan'ın egemenliğini, topraklarını ve halkını korumakla ilgilidir. Ve bu en başından beri açıkça ifade edildi. Tedarik ettiğimiz her şey silahlar, teçhizat, eğitim bu amaç doğrultusundadır. Sözde ülkesini ve dünyanın birçok yerini babası Haydar'ın heykelleriyle doldurduğu için heykelin oğlu diyanılan Aliyev, Artah'ta heykelleri yok ediyor. Hayk Kültür Ombudsmanı'nın bildirdiğine göre Bakü, Stepanagert'te dikilen heykelleri devlet düzeyinde yok etmeye devam ediyor. Azerbaycan vandalizminin bir diğer hedefi de büyük Ermeni yazar ve aydınlatıcı Haçadur Apovya'nın heykeliydi. Heykel, yazarın adını taşıyan okulun bahçesinde bulunuyordu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sevak, Hanakyan tarafından seslendirilen Hayrinik adlı eseri sunuyoruz. <laughs> eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.